2001-2002 yılına kadar hatırlarsanız bankaların bilançoları o gün hükümetleri tarafından ayrı bir bütçe gibi kullanılmış. Yani bankalara demişler ki şuraya %50'den kredi ver yani faizi %50 olsun demişler. Halbuki o banka mevduatı %110'dan toplamış. Yani bankanın bir fonlama maliyeti var. O parayı toplamış %110'a. Bir de personel çalıştırıyor, elektrik kullanıyor vesaire. Yani bir maliyeti var. Ama o günün hükümeti demiş ki yüzde %50'den ver demiş. Tabii o zaman bankalar çok büyük zararlar yazmışlar. O zararlar kağıt üzerinde birikmiş. Sonra 2001 yılında sistem çökmüş ve vatandaşa 50 milyar dolara yakın bir fatura çıkmış. Biz o günlerden büyük dersler aldık. Hiçbir şekilde o çok önemli reformlardan geri dönüş söz konusu değil. Bu yapılan düzenleme çok basit bir düzenleme. ...avans ile ilişkilidir. Daha önce Sayıştay, biliyorsunuz Sayıştay... ...kamunun bütün hesaplarını inceler. Evet. Bu incelemeler sonucunda bazı değerlendirmelerde, tespitlerde bulunur ve önerilerde bulunur. Hazinemize de bu türden bir öneride bulunmuş. Hazine de o Sayıştay'ın tenkitine uygun olarak bir düzenlemeyi getirmiş yapmış. Dolayısıyla görev zararlarında, e, herhangi bütçe disiplininde bir geriye dönüş söz konusu değil. Ben İstanbul'daki analist arkadaşlarımızı biraz daha e, yani bu hususlara vakıf olmalarını, biraz daha kapsamlı e, bir inceleme yapmalarını tavsiye ediyorum. Şimdi torba tasarısında ne var? Yani e, aslında torba tasarısı ülkemizin hemen hemen her kesimini ilgilendiren birçok sorunu çözmeye yönelik bir tasarı. Bakın. E, vatandaşlarımız zaman zaman şirketler veya mükellefler genel olarak konuşuyorum yani bireysel mükellef de olabilir, şirketler de olabilir. Bunlar vergileri veya sosyal güvenlik primlerini ödemede zorluk içerisine girebiliyorlar. Biz onlara bir kolaylık getiriyoruz. Cumhuriyet tarihinde 2003 yılına kadar her iki buçuk yılda bir mali af içeren bir düzenleme yapılmıştır. Bir yasa yeni bir şey değil. Maalesef bu dönemde de tabii ki devam ediyor. Bu bir kolaylık. Bu tasarının öbür tasarlarından çok önemli bir farkı var. Bu bilinen anlamda bir affı içermiyor. Şöyle anlatayım ben size. Şimdi diyelim ki bizim sizden 100 liralık bir vergi alacağımız var. O alacağın aslını alıyoruz. Faizinden vazgeçiyoruz ama o alacağın aslını enflasyonla güncelliyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Diyelim ki siz e, vatandaş olarak ...çok sorumlusunuz. Her sene beyanda bulundunuz. 100 liralık vergi vermeniz gerekiyordu. Getirdiğiniz 100 lirayı verdiniz. Diyelim ki... ...diğer bir vatandaşımız... ...100 liralık vergi vermesi gerekiyordu ama beyan etmedi. Maliye Bakanlığı gitti, denetim yaptı ve... ...o 100 lirayı buldu. Yani o 100 liralık vergi kaçırıldığını ortaya çıkarttı. Evet. Şimdi ne yapıyor Maliye Bakanlığı? O vergiyi kaçırmayı caydırıcı hale getirmek için daha doğrusu yani vergi kaçırmayı engellemek için diyor ki o 100 lirayı ver. yüzde %300 de ceza ver diyor. Etti 400 lira. Bir de bu yüksek faizler var. Sırf caydırıcı olsun diye. Yıllık kanuni faiz. Şimdi tecil faizi işte vesaire. Gecikme faizi. Şimdi gecikme faizini uyguluyoruz. Bir de o da bir kat daha artırıyor örnek olarak. Şimdi 100 lira almanız gerekiyorken sizin gibi Diğer mükellef kaçırmaya çalıştığı için 500 liralık bir toplam bir fatura ile karşılaşıyor. 500 lirayı ödeyemediği için zaman zaman hükümetler bu tür düzenlemeler yapıyorlar. Fakat bizde önemli bir fark ne? Biz diyoruz ki vermen gereken vergiyi vereceksin. Hiçbir şekilde verilmesi gereken vergiden vazgeçmiyoruz. İki, diyoruz ki o verginin bugünkü değeri üzerinden vereceksin. Yani enflasyon nedeniyle diyelim ki o para değer kaybetmişse enflasyon kadar biz ne yapıyoruz bir güncelleme talep ediyoruz. Ne yapıyoruz? Kolaylık sağlıyoruz. Taksitlendirme yapıyoruz. Bütün vatandaşlarımıza bakın. Hemen hemen bütün mükelleflere yani sosyal güvenlik, vergi, devletin, belediyelerin bütün alacaklarını bu kapsamda. Mesela bir tek faizini sildiğimiz bir kesim var. O da çiftçimiz. Çiftçimizin bu sulama nedeniyle elektrik borçları var. Biz onlarda faizden de vazgeçtik ama öbürlerinde faizi almıyoruz. Enflasyonla ana parayı güncelliyoruz. Şimdi başka ne var? Mesela sosyal güvenli ilişkin birçok düzenleme var. Sağlık sisteminin kapsamını genişletiyoruz. Hangi yaşta olursanız olun, öğrenciyseniz sosyal güvenlik kapsamındasınız. İsterse yüksek lisans, doktor öğrencisi olursanız olun. Mesela stajyer. Yoktu çünkü değil yoktu. mi? Yoktu. Stajyer doktor, avukatlar, ve avukatlar doktorlar, pardon, doktorlar. avukatlar veya herhangi bir meslek edindirme kursunda olanlar, çıraklar. Şimdi biliyorsunuz biz 2008 yılında çok önemli bir sosyal güvenlik reformu yaptık ve dedik ki doğuştan itibaren 18 yaşına kadar bütün vatandaşlarımız sağlık yani devletin sağlık hizmetini alırlar ve bedava alırlar dedik. İsterse Sigortalı olsunlar isterse olmasın. Şimdi bu kapsamı genişletiyoruz.